Evet sevgili izleyiciler, işte Vizyon Futbol az sonra başlıyor. Vizyon Futbol Özel'deyiz. Her perşembe olduğu gibi yine Vizyon Futbol Özel'de ne var? Tabii ki Winner enerji içeceği var. Ama ne var? Az sonra başlayacak olan Vizyon Futbol sürprizlerle dolu. Bekleyin, görün. Ama önce ne yapacağız? Tabii günün yorgunluğunu almak için hemen Winner enerji içeceğimizi yudumlayacağız. Winner enerji içeceğiyle günün bütün yorgunluğunu alıyoruz. Öyle kanatlanma manatlanma da yok efendim. Direkt uçuyoruz. Winner. Vizyon Futbol Özel'den hepinize iyi akşamlar. Bundan ben Rüzgar Utku. Bundan sonra her perşembe Hüseyin Kral ile birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar Hüseyin abi, nasılsın? İyiyim Rüzgar. Seninle birlikte olmaktan da keyifliyim, mutluyum. Çünkü yaklaşık işte yeni yayın dönemiyle birlikte Kıbrıs Gençliği'nin spor editörlüğünü yapıyorsun, spor haberlerini yapıyorsun. Gayet de güzel götürüyoruz bu işi. Benim az bir katkımla, onu değilim. Ama gayet güzel başarıyla götürüyorsun. Kıbrıs Gençliği'nin de spordaki yeni yüzü oldun. Seni kutluyorum. Umarım her perşembe Vizyon Özel'de, çünkü biraz magazinsel ağırlık, magazinsel derken yanlış anlaşılmasın tabii ki, böyle ödülleri verdiğimiz, oynanmayan maçları gösterdiğimiz, biraz daha tantanalı, biraz daha böyle keyifli, böyle yaklaşık bir saati aşkın bir programda seninle birlikte olacağız bundan böyle her perşembe. Nazan Hanım da okeyledi, Ertan Bey de mühürünü vurdu, bizler başladık. Sana kolay gelsin asıl, bakalım nasıl çok geçeceğiz her perşembe de. Birlikteyiz. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Sizinle olmaktan da çok mutluyum burada. İnşallah çok güzel olacak bundan. İnşallah. Sonra. Evet, oynanmayan maçlarımız var. O evet. Tamam. Dilersen, o zaman bakalım ne yapacağız. Girne Halk Evi ve Doğan Türk Birliği'nin oynanan maçından sonraki toplu sonuçları alalım. Evet. Bir izleyelim bakalım. Haydi bakalım, toplu sonuçlar geliyor efendim. Banat Sponsorluğunda 7. hafta sonuçları şu şekilde: Türk Ocağı 1, Çetinkaya 1, Gönyeli 1, Küçük Kaymaklı 1, Binatlı 2, Alsancak Yeşilova 0, Yeni Cami 5, Lefke 0, Esentepe 0, Mausa Türk Gücü 1, Gençlik Gücü 2, Bafülk Yurdu 2, Gençler Birliği 2, Cihangir 2, Girne Halk Evi 1, Doğan Türk Birliği 3. Haftanın puan tablosu ile ise şu şekilde: Yeni Cami 21 puanla 1. sırada, Masa Türk Gücü 16 puanla 2. sırada, Bafülkü Yurdu 14 puanla 3. sırada, Gönyeli 13 puanla 4. sırada, Doğan Türk Birliği 12 puanla 5. sırada, Cihangir 11 puanla 6. sırada, Türk Ocağı 10 puanla 7. sırada, Gençler Gücü 9 puanla 8. sırada, Lefke 9 puanla 9. sırada, Çetinkaya 9 puanla 10. sırada, Binatlı 7 puanla 11. sırada, Girne Halk Evi 6 puanla 12. sırada, Merit Alsancak Yeşilova 5 puanla 13. sırada, Küçük Kaymaklı 5 puanla 14. sırada, Esentepe 4 puanla 15. sırada, Gençler Birliği 3 puanla 16. sırada yer alıyor. Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar ise şu şekilde: 10 Kasım Cumartesi Mausa Türk Gücü, Gençlik Gücü, 10 Kasım Cumartesi Çetinkaya Binatlı, 10 Kasım Cumartesi Cihangir Esentepe, 10 Kasım Cumartesi Lefke Türk Ocağı, 11 Kasım Pazar Küçük Kaymaklı Gençler Birliği, 11 Kasım Pazar Bafülk Yurdu Girne Halk Evi, 11 Kasım Pazar Merit Alsancak Yeşilova Gönyeli, 12 Kasım Pazartesi ise Doğan Türk Birliği Yeni Cami karşılaşması oynanacak. Birincilikte ise 10 Kasım Cumartesi Yeni Boğaziçi Mor Menekşe, 10 Kasım Cumartesi Düzkaya Hamitköy,
10 Kasım Cumartesi Mesarya Karşıyaka, 11 Kasım Pazar Ozanköy Yalova, 11 Kasım Pazar Göçmenköy Dumlupınar, 11 Kasım Pazar Çanakkale Maraş, 11 Kasım Pazar Akova Vuda Değirmenlik, 11 Kasım Pazar Doğancı Bostancı Bağcıl arasında maçlar oynanacak. Evet, gayet iyi başladın Rüzgar. Teşekkür ederim. Evet, dolu dolu geçeceğiz ve bu arada tabii ki biliyorsun senin yaptığın röportajlar vardı. Ondan da bahsedelim evet, biraz. Evet, ondan bahsedelim. Neler bekliyor bizleri? Bu hafta tabii 10 Kasım Cumartesi günü bizim kadın milli takımımızın maçı olacak Sampi ile. Bunun için de bir röportaj gerçekleştirdik. İsterseniz onu ilk izleyelim ya da canlı bağlantımızı izleyelim, yapalım. Sonra tamam. Telefon bağlantısı tamam, yapalım bu arada. Olur. Yönetmenin Meret Karagöz de bize telefon hazırlasın. Tamam. Evet, geçtiğimiz akşam Göçmenköy Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bir antrenman gerçekleştirdi. Bu antrenmanı Rüzgar'la birlikte izledik. Rüzgar röportajlar yaptı. İzleyelim. Milli Takımlar Menajeri Mehmet Avcı ile birlikteyiz. 10 Kasım Cumartesi günü ilk kez kadın milli takımımız Samiland ile birlikte karşı karşıya olacak. Peki bizi bu organizasyonda neler bekliyor? Şimdi evet, 10 Kasım Cumartesi 18.30'da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında KKTC tarihinin ilk bayan milli maçı yapılacak. Tabii bu Konifa organizasyonunda ilk bayan milli maçı. Bildiğiniz üzere Konifa FIFA ve UEFA'ya üye olmayan ülkelerin konfederasyonu, onu da antiparantez belirtelim ve bununla birlikte 3-5 kez organizasyonlar yapıldı. Erkek takımımızda turnuvalara katılıyoruz. Bu Konifa'nın takım sıralamasında da hep ilk 3 içerisindeyiz. Böyle bir şans ayağımıza geldi. Nasıl bir şans bu? İşte Samiland Federasyonu'nun bir bayan takımı oluşumu söz konusu oldu. Ve aslında davet bize onlardan geldi. Yani davet derken şöyle, işte ülkemizi ziyaret etmek istediler ve antrenman yapmak istediler ve maç yapabileceğimiz konusunda bizimle istişare kurdular. Biz de bayan şampiyon olan bayan takımımızın başındaki hocamızla bu konuyu bir irdeledik ve bunu başarabileceğimizi düşündük. Böyle bir organizasyona girdik. Bayan takımımızı oluşturduk. Bayan takımımızdan da açıkçası umutluyum. Türkiye'de oynayan futbolcularımız da var. Çok yetenekli kızlarımız var. Artık hazırlıklarımızın sonuna geldik. Yani iki tane antrenmanımız kaldı tahmin ediyorum. İşte 10 Kasım'da da maçımıza çıkacağız. Bu ilk heyecan, farklı bir heyecan. Benim için de çok farklı. Yıllardır bu görevdeyim. Erkek takımlarıyla birçok turnuvaya, birçok organizasyona, birçok ülkeye gittik ama bayanlarla ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bayanlarda da o heyecanı, o azmi, isteği görünce birazcık farklı duygular yaşıyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden bol şanslar. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. İsmim Mine Dayı. Akdeniz Spor Birliği'nde oynuyorum. Dilek Özbüler. Türkiye 1. Ligi'nde Kireçburnu SK'da top oynuyorum. Peki ilk kez kadın milli takımımız böyle bir heyecan yaşıyor. Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani bu bizim uzun yıllardır istediğimiz ve beklediğimiz bir şeydi. O yüzden çok mutluyuz. Böyle bir şeye dahil olduğumuz için, böyle bir şeyi adamızda yaşadığımız için çok mutluyuz yani. Şimdi ülkemizde bayan futbolu daha yeni yeni gelişmeye başladı. Kaç senedir ligimiz var ama milli takımımız yoktu. Bu sene Serhat Hoca'nın katkısıyla, çok büyük katkısıyla beraber milli takım kuruldu. Ve bu milli takımın kurulmasıyla beraber hazırlık maçı da alındı. Peki takım olarak takım şu an ne durumda? Takım olarak şimdi çok kısa sürede oldu, gelişti bu olaylar. O yüzden
yeterli zamanımız olmalı tamamen hazırlanmak için. Ama yine de herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yani inşallah bundan sonraki süreçlerde daha iyi hazırlanacak, daha uzun zamanlarımız olacak. Yani her şeyin daha iyiye gitmesini isterik. Peki rakibi tanıyor muyuz, Samulent hakkında bir bilginiz var mı? Yani bilgimiz yok. Onlar da daha yeni kurulmuş bir takım zannedersem. Yani ben internetten aldığım bilgilere göre 2008'de onlar da yeni kurulmuş daha. Şimdi bizim buradaki oyuncularımız, ligde de oynayan topçular var burada. Orada bilmiyoruz nasıl durumları. Ama biz burada çok çalıştık. Yani iki aylık bir süreçte çalışıyoruz. İyi hazırlandık. Hafta sonu da güzel bir şekilde hem ülkemizi hem de kendimizi temsil edeceğiz. Şimdiden size bol şans diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Ben Şerif Ogan. Milli takımda yardımcı antrenörlük görevini yapıyorum. Simay Kanan. Yardımcı antrenörüm ben de. Peki kadın milli takımımız ilk kez böyle bir organizasyonda yer alıyor. Ne demek istersiniz? Ülke sporu için ve kadın futbolu için aslında büyük bir gelişme bu. Büyük bir heyecan içerisinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sporcularımızda da biz teknik heyette de büyük bir heyecan var. Çünkü yeni bir oluşum bu. Bu oluşumda en iyi şekilde adamızı ve kadın futbolunu temsil etmek istiyoruz. Ben de hocama katılıyorum. Tarihte ilk olması da bizim için ayrıca bir gurur ve önem teşkil ediyor. İnşallah cumartesi günü ülkemizi çok iyi şekilde temsil edeceğiz. Çünkü biz iyi hazırlandığımıza inanıyoruz. Ve bu iş için de ayrıca kendimizden de veriyoruz. İnşallah çok güzel olacak. Önümüzdeki günlerde de bunun daha güzel sonuçlarını göreceğiz. Peki karşı takım hakkında bir bilginiz var mıdır? Rakip takımla ilgili Konifa'da yeni oluşum içerisinde olan bir takım. Çalışmalarını daha çok internet üzerinden takip ettik. Önümüzdeki günlerde de Perşembe günü adamıza geliyorlar. Onların antrenmanlarını da izleyerek gerekli tekniği, taktiği uygulamaya hazırız. Bakalım inşallah hepimiz için güzel bir maç olur. Buradan Kıbrıs'taki bütün halkımızı da, insanlarımızı da maçımıza bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kıbrıs Gençliği bir farkıyla tabii biz de bu ayrıcalığı izlemiş olduk. Peki Hüseyin abi, sana döneyim. Sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Evet, sen de gördün zaten. Kadınlarımızın gözlerindeki o heyecan pırıltısını sen de gördün. İlk kez böyle bir şey oynayacaklar, milli duygu tadacaklar. Geçmiş yıllarda Samiland'da, Norveç'in, hemen belirtelim, Norveç'in daha kuzeyinde işte Nan, Enland, Ford gibi bir kuruluşlar vardı. Konifa kuruluşları gibi bir kuruluşlar vardı. Yani FIFA ve UEFA'ya üye olmayan ülkelerin oluşturduğu o toplulukların kurduğu bir kuruluşta mücadele ediyordu. Daha önce erkek milli takımımız Samiland'a gitmişti. Ama ilk kez işte böylesi bir davet geldi. Biz gelsek oynar mıyız? Var mı takımınız diye. Bizimkiler de hemen kabul etti. Sağ olsun Sertoğlu'na buradan teşekkür ediyoruz ve kadınlarımıza da böyle bir ivme kazandırdı. Bu duyguyu tadacaklar ve belki de işte kadın futbolu daha da ileriye bu şekilde gidecek. Yani çünkü neyle maç yapıyorduk? 4 takım vardı, 5 takım vardı. İşte kendi aralarında bazen lig oluyordu, bazen olmuyordu. Şimdi en azından milli heyecanı tatarak biraz daha belki sponsorlar vasıtasıyla bir heyecan yaşanır. Cumartesi akşamı Girnemet Adana Stadı'nda olacağız hep birlikte saat 18'de. Bu kadın futbolun milli maçımızı, heyecanını yaşayacağız. Bekleyip göreceğiz ne olacak ama kadınlarımız gerçekten çok heyecanlıydı. Ziyanlıyorsam Serhat Deniz'e bir telefon bağlantımız olacak. Tabii ki. O zaman direkt telefona geçelim. Kadın Milli Futbolu Teknik Direktörü Serhat Deniz hattımızda. Merhabalar Serhat Bey. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, çok teşekkürler. Peki sizden bu heyecanı alalım. Cumartesi günü bizi neler bekliyor? Öncelikle çok teşekkür ederim yayın aldığınız için. Sağ olun. Şimdi cumartesi bizi neler bekliyordan önce aslında kadın futbolunu bundan sonraki süreçte neler bekliyor o daha önemli.
Az önce Hüseyin Bey'in konuşmasına birazcık dinleyebildim. Evet, artık bayanlarımızın, bayan futbolcularımızın bir hedefleri olacak. Yani kendi takımlarında, kendi ligimizde oynayan bayanlarımızın, kadınlarımızın artık hepsinin bir hedefi olacak milli takıma girebilmek. Bu bizim açımızdan çok önemlidir. Bayan futbolunun, kadın futbolunun gelişimi açısından çok önemli bir gelişmedir. 2007 yılından itibaren aslında lig süreci başladı kadın futbolunun. Öncesi de var ama federasyon bünyesi altında 2007'den beridir oynanıyor. Belirli dönemlerde boş geçtiğimiz sezonlar oldu ancak 2007'de ilk başladığımızda Türkiye ile aramızda çok farklar yoktu. Ama daha sonraki gelişmeler biz pek yakalayamadık ve şu an geriye düştük. İnşallah bundan sonraki hedefleri büyüterek ülkemizdeki kadın futbolunu daha iyi yerlere getirebiliriz. Evet. Cumartesi günü bizi neler bekliyor? Aslında en önemli noktası bu sporcularımızın bu heyecanı, bu milli gururu, milli duyguyu yaşamaları. Bu çok önemli. Maçın neticesiyle ilgili inan hiçbir şekilde yorum yapamam. Çünkü açık söylemek gerekirse rakibi tanımıyoruz. Bilmiyoruz, hiçbir bilgiye ulaşamadık yani. Ama aldığımız listelere göre, isimlere göre, oynadıkları takımlara göre baktığımızda da gayet iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama bizim onun yanında en önemli noktası kadınlarımızın ilk kez milli maça çıkabilecek olması. Bu yüzden tüm spor severleri bayanlarımıza destek olabilmesi adına onları yanlarında olmalarını talep ediyorum, rica ediyorum. Evet hocam, geldi herhalde konuk Samiler, geldi mi adaya? Az sonra burada olacaklar. Öyle bekliyoruz. Biz de havalanla mısınız? Karşılayacağız. Havalanla mısınız? Yok, otele geçeceğiz. Biz direkt otelde bekleyeceğiz onları. Evet, yarın idmanları da var herhalde. Evet, yarın sabah ve akşam üzeri idmanları var. Biz de orada olacağız. Yani ben orada izlemek istiyorum. Peki hazırlık süreci nasıl geçti? Evet, kısa hazırlık süreci, evet şöyle söyleyeyim, çok hızlı gelişen bir olay oldu aslında. Biraz hazırlıksız yakalandık çünkü futbol sezonunun da, kadın futbol sezonunun da ölü sezonu. Sporcular uzun süredir antrenman yapamıyordu. Bir aylık çok kısa bir sürede toparlamaya çalıştık. Tabii istemeyen sakatlıklar da oluştu maalesef. Ama bu bir aylık süre zarfında takımımızı hazırlamaya çalıştık. Bir arada tutmaya çalıştık. Memnunum. Ama daha uzun bir süremiz olsaydı çok daha iyi hazırlanabilirdik. Ama inşallah bundan sonraki süreçte daha programlı bir şekilde bu milli maç arifesi, milli maç programı belli olur ki sporcularımızı daha iyi hazırlayabiliriz. Evet. Kolay gelsin diyelim hocamıza da. Umarız en güzel sonuçlarla geri dönüş olur. Biz tribündeki yerimizi alacağız. Evet. Cumartesi tabii ki, günü oradayız. Şöyle söyleyeyim yani sonuç, tabii ki sonucun iyi olmasını istiyoruz. Ama dediğim gibi ondan çok daha önemli bir nokta var cumartesi akşamı. İlk kez bu çocuklar bu milli heyecanı yaşayacaklar ve ben tüm spor severlerimizin kızlarımıza destek olması için tribünde olmalarını istiyorum. Evet, çok teşekkür hocam. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, biz tribündeki yerimizi alacağız yine Metadan Aslan'da. İnşallah yetişecek çünkü gündüz maçlar da var. Evet, belki doğru. Biraz daha geç olsaydı saat, saat 18'de başlıyor. Çünkü 14.30'da maçlar evet, var. Evet, 14.30'da. Bitmesi 16.30 olacak. Yani 4.30'u bulacak. Gazeteye gideceksin, oraya gideceksin, buraya gideceksin derken belki maçın başına yetişiriz. Bakalım ama yine de elimizden geleni yaparız. Evet. Umarız da çok güzel olur kadın millilerimiz için de bu ilk sonuç olarak. Evet, umarım. Ama çok teşvik edici. Aynen, bütün halkımızı da o zaman bekliyoruz. Yani yağmur yoksa, çamur yoksa evde oturacağınıza saat 18'de, fazla soğuk da yok. Öyle soğuktur üşüdüm yok. Fazla soğuk da yok.
herkesi Girne'me Tadanız tadına, kadınlarımızın bu heyecanına hepinizi bekliyoruz diyelim. Ve sırada ve kalkıyorum. O zaman Girne Halk Evi Doğan Türk Birliği maçına dönelim, bakalım neler yaşandı. Evet. 7. hafta kapanış maçında Girne Halk Evi ile Doğan Türk Birliği Girne 20 Temmuz Meta Danır Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Engelli genç futbol sevdalısı Ramazan Piro da seremonide. Maçın hakemi Turgay Misk, Ömer Doğru, Ahmet Özkurtuluş yardımcılıklarını yapıyor. Hafta kapanış maçında Girne Halk Evi atak geliştiriyor. Lawrence savunma karşılıyor. Serbest vuruşu Aydın kullanıyor. Ceza sahasında yapılan orta Serhan Sekentop. Kaleci Okyanus'ta kalıyor. Gelişen atak Ertaç'la. Girne Halk Evi atağı son çizgiyi içeriye. Ertaç rakiplerinden sıyrıldı. Ertaç dönerek vuruşunda top asfaltla dışarıya gidiyor. Doğan Türk Birliği atağı Serhan Önet ceza sahasında yerde kalıyor. Maçın hakemi Turgay Miz penaltı noktasını gösteriyor. 25. dakikada öne geçme şansı yakaladı Doğan Türk Birliği takımı. Topun gerisinde Lua Lua. Dakika 25. Lua Lua ve gol. Lua Lua attı. Doğan Türk Birliği 1-0 öne geçti. 25. dakikada Lua Lua'nın penaltı golünü bir kez daha izliyoruz. Gol sevinci Doğan Türk Birliği. Son haftalarda çıkışta takımı Serhan Önet. İçeriye pası Aydın. Son çizgi içeri ortası. Seken top. Sert bir vuruş kaleci Okyanus. Sonrasında kafa ile Ahmet Kömürcü topu ağlara gönderiyor. Dakika 27 gol Ahmet Kömürcü. Doğan Türk Birliği 2 Girne Halk Evi 0. Ahmet Kömürcü'nün attığı golü bir kez daha izliyoruz. Üst üste goller. Gol sonrası Doğan Türk Birliği taraftarlarının sevinci. 2 dakikada 2-0 öne geçti Doğan Türk Birliği Girne derbisinde Girne Halk Evi karşısında. Kaleci Cem Ateş'in degajı sonrasında Turgay Miz çalan düdüğüyle ilk 45 dakika tamamlanıyor. İlk 45 dakikayı Doğan Türk Birliği 2-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Doğan Türk Birliği başlıyor. Sol taraftan İbrahim Çıdamlı'nın ortası. Serhan Önet indirdi. Ahmet Kömürcü'nün vuruşu direğe çarpıp dışarıya gidiyor. İkinci yarıda da Doğan Türk Birliği etkili. Yine Ahmet Kömürcü cihaz sahasından sol çapraz vuruşu dışarıya gidiyor. Sağ taraftan Lua Lua ile gelişen atak. Ahmet Kömürcü dönerek vuruşunda kaleci Okyanus başarılı. Köşe vuruşu kullanıyor Doğan Türk Birliği takımı. Bir kafa Ahmet Sönmez'den savunma topu uzaklaştırmayı başarıyor. İkinci yarıda pozisyonu yok Girne Halk Evi'nin. Üst üste ataklar. Doğan Türk Birliği adına bayram cihaz sahasında Cemal Yaşınsez. Dakika 90 gol Cemal Yaşınsez. Doğan Türk Birliği Girne Halk Evi karşısında 3-0 öne geçiyor. 85. dakikada oyuna girdi. 5 dakika sonra skora katkı koyuyor Cemal Yaşınsez ve skor 3-0'a taşıyor. Gelişen atak cihaz sahasında Endoy. İçeri ortası o noktada Turgay Miz bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Uzatma bölümlerinde Girne Halk Evi penaltı atışı kazandı. Ertaç topun gerisinde ve gol. 90+3. Dakikada Ertaç'ın attığı golle Girne Halk Evi farkı 2'ye indiriyor. Ertaç'ın penaltı golünü bir kez daha izliyoruz. Maçta artık son anlar. İbrahim Çıdamlı vuruşu savunmadan sekti. Sonrasında Turgay Miskin çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Doğan Türk Birliği 3 Girne Halk Evi 1. Evet, son maçımızı da izledik. Haftanın son maçıydı bu. Evet, gerçekten öyle. Önemli bir karşılaşmaydı. Girne derbisi. Girne Halk Evi Doğan Türk Birliği Girne derbisiydi. Doğan Türk Birliği kazanmak zorundaydı. Çünkü az sonra canlı telefon bağlantılarımız da olacak. Her iki teknik direktörü, lider Yeni Cami teknik direktörü Sedat Devecioğlu ve Doğan Türk Birliği teknik patronu Caner Osan'a da bağlantımız olacak. Düşün ki aradaki puan farkını koruma adına en azından galip gelmek zorundaydı Doğan Türk Birliği Girne derbisinden. Öyle de oldu. 3 golle 3-1'lik skor tabii ki. İyi bir futbol vardı aslında. İlk haftalarda oynadığı o kötü futbol yoktu ama çok da iyi bir futbol var mıydı Doğan Türk Birliği? Çok da iyi bir futbol Doğan yoktu. Doğan Türk Birliği sanırım yavaştan o transferlerle o uyumu sağlıyor yavaştan. Yavaş yavaş evet. Sağlanacak gibi. O zaman canlı bağlantılara geçelim bence. Evet, telefon bağlantılarına. Okey. O zaman Sedat Devecioğlu'yla şimdi de Yeni Cami teknik direktörü. İyi akşamlar Sedat Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür İyi akşamlar ederiz. Hocam, iyi akşamlar. 7 haftadır namağlup durumdasınız. Tabii sizinle bu haftaları değerlendirelim.
Evet. Dinliyorum. Evet, alamadı galiba sesinizi. Evet. Sedat Hocam duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Şu an beni duyuyor musunuz? Evet. 7 haftadır namağlupsunuz. Bu konu hakkında neler diyebilirsiniz bize? Evet, lige her ne kadar da istediğimiz randımanı alıp başlayamasak da oynadığımız futbol bizi tatmin etmemişti. Ama ona rağmen istediğimiz sonuçları almıştık. Son 2-3 haftada oyunsal anlamda da ciddi bir gelişim kaydettiğimizi düşünüyorum. Oyun formasyonumuz oturduktan sonra iyi futbol oynayarak kazanmaya başladık. Bunun sonunda da tabii ki 7'de 7'lik bir seri oldu. Bizim için ligi biz 3'e 3 bölüme ayırmıştık. İlk bölümde 7'de 7'lik bir hesabımız vardı. Şu ana kadar o hesabımız tuttu. Artık ikinci ligin ikinci bölümüne başlıyoruz bize göre. Doğan maçıyla başlıyoruz. Zor bir maç. İyi hazırlandığımız bir hafta bugüne kadar. İnşallah pazartesine kadar diğer eksik yönlerimizi tamamlayıp bu maçı da kazanıp ligin ilk devrenin ikinci yarısına tekrardan galibiyetle başlamak istiyoruz. Evet, Ünal yok. Gördüğüm diye 4 sarı kart cezalı. Başka eksik var mı hocam? Salih Güvensoy zaten biliyorsunuz sakatlığı sürüyor. Evet, tam onun sakatlığı sürüyor zaten. Onun bir de savunmadaki Ola Dele oyuncumuz, yabancı oyuncumuzun bileğindeki sakatlığı sıkıntılı. 3 antrenmana çıkarmadı oyuncumuzu. Cumartesi günkü antrenmanda deneyip artık durumuna göre karar verip pazartesi günü oynatıp oynatmama konusunda cumartesi antrenmandan sonra karar vereceğiz. Evet, şu anda da uçak alanındasınız yanılmıyorsam. Uçağa binmek üzere yakaladık. Evet. Evet, Antalya'ya hareket, seminer var. Neler bekliyor? Biraz ondan bahsedebilir hocam. Evet, AFK'nın her yıl düzenli olarak International Antrenörler Derneği'nin her yıl dünyanın farklı yerinde uygulanmış olduğu bir eğitim semineri oluyor. 3 günlük. Ülkemiz Antrenörler Derneği de her yıl şampiyon olan teknik direktörleri bu seminere göndererek birliği onur ediyor. Ben sizin aracılığınıza, derneğimize teşekkür ediyorum. Bizim için de önemli bir motivasyon oluyor. Hem de burada bu 3 günlük eğitimde de kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz. 4 kişilik bir kafile olarak gidiyoruz. Osman Yıldız'a hocam, Turgay Kara hocam, Emre Pertinci hocamla birlikte. Pazar günü sabah adada olacağız. Doğan Türk Birliği maçına da takımın başında çıkabileceğiz. Evet. O zaman başarılar dileyelim hocamıza. Şimdiden başarılar. Umarız bu istikrarı gelecek haftalarda da sürdürürsünüz. Kendine iyi bak hocam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, antrenör Caner hocamıza bağlanacağız tamam, herhalde. Tamam, o zaman şimdi bu haftaki rakibe bağlanacağız. Ama şöyle hazırsa. Bir problem vardı. 3 takımımızda teknik direktör sorunu vardı. Merit Aslan Yeşilova, İskele Larnaka Gençlerbirliği ve Sentepe. Merit Aslan Yeşilova teknik direktör problemini Şenol Canbolat'la çözdü gibi gözüküyor ama hala da Merit Aslan Yeşilova'da Abdülkadir Bey'in işte takımın başında çıkacak mı çıkmayacak mı ve Şenol Canbolat'ın orada görevi aktif rolü teknik direktör mü olacak tartışılıyor ama Gençler Birliği'nde Salih Sakallı tabii pazartesi evet. günü imza atacak ama Salih Sakallı, Kayhan Bulut ve Ali Duvarcı teknik heyetini de oluşturdu yardımcı antrenörüyle. Dün de antrenmanlara başladılar. Evet, antrenmanlara dün de başladı. Ama ancak takım başına çıkmayacak. Pazartesi günü imzalayıp çıkacak. Esentepe'de de Necati Tilki göreve başladı pazartesi gününden itibaren. Onlara da başarılar diliyoruz. Evet, evet Caner hocamıza atlaymış galiba. O zaman Caner hocamıza dönelim. Caner Oğuzhan, Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü. İyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin sizlere, iyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam, sizlere de kolay gelsin. Peki tamam. Sizinle 7 haftayı değerlendirelim. Giderek artan bir galibiyet var, 4 haftadır namağlupsunuz sizde. Muhakkak, sezon başı kötü bir başlangıç yaptık. Üst üste seri galibiyetler, mağlubiyetler aldık. Ondan sonra derleyip toparlandıktan sonra 4 haftadır galip geliyoruz. Tabii ki sezon başı yaşadığımız, özellikle de kaybettiğimiz 3 maçtan sonra artık rakiplerimizde, özellikle Yeni Cami'nin de seri galibiyetleri tahminimizden de üstünde puan toplaması. Özellikle bu haftanın Yeni Cami Doğan maçı bizim için önemi o kadar daha fazla arttı.
kendi sahamızda oynayacağımız bu maçı kazanıp en azından bir de bir rakibimiz olan Yeni Cami ile aradaki puanı kapatmak istiyoruz. Bunun için de bu hafta 4 idman yaptık. En iyi şekilde hazırlandık. Tabii ki bu tarz maçlarda özellikle motivasyon olayı fazla yapılmaz. Çünkü futbolcu kendi kendine böyle tarz büyük maçlarda kendi kendine motive olur. Biz de bunun bütün hazırlıkları, idmanlarda yapmış olduğumuz hazırlıkları bunun üzerine yaptık. Şimdi şu anda cumartesi son idmanımızı yapıp maç saatini beklemeye başlayacağız. Yeni Cami'yi nasıl değerlendiriyorsun hocam? Yani Yeni Cami büyük bir başarı, yani kutlamak gerekir. Onların bizden tek avantajı kurulmuş bir takım, kurulmuş bir oyun düzeni. Biz sezon başı ayağa arayışa girdik. Özellikle de oyun düzenimizde. Yeni futbolcuların oluşmasından sonra onların üzerinde oyun düzenini kurmaya çalıştık. Bocaladık açık söylemek gerekirse. Yeni Cami bunu geçen yıldan şampiyonu, bunu geçen yıldan sergilediği oyun düzeniyle başarılı oldu. Tabii ki kimsenin tahmin etmeyeceği derecede de puan topladı. Yani bence iyi bir takım. Yani bunun bilincindeyiz ama baktığınız zaman isim bazında bizim de kadromuz çok iyi. Çok iyi elemanlardan kurulu. Zaman aldı. Biraz fazla zaman aldı. Ama istediğimiz kadroyu, istediğimiz oyun düzenini yavaş yavaş oturtmaya çalışıyoruz. Bekleyip göreceğiz pazartesi akşam o zaman. Size de şimdiden başarılar diliyoruz o zaman. Teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim Caner hocam. Kendine iyi bak. Evet. Caner Bey'den sonra o zaman biz bir reklam arası verelim. Şimdi karşınızda reklamlar. Biz Ritter çikolatamızı yer ve mey suyumuzu içerken siz de haftanın enlerini izleyin. Bakalım neler oldu bu hafta. Evet, haftanın enlerini izlemiş olduk. Hüseyin abi sen ne düşünüyorsun? Evet sevgili Rüzgar, bizler özellikle benle başladı haftanın ülkede. 8 yıl önce televizyonda bu şekilde ödül verme benimle başladı, birlikte başladıydı. Son 7. sezondur bu sezon Kıbrıs Gençliği. 2 sezonunda Kanal Sim'de vardı. İnanılmaz bir ilgi var aslında. Diğer arkadaşlar da yapıyor. Görsel basında var yapan, yerel basında var yapan hediyeli ödül veriyor haftanın enlerine. Gerçekten önemli. Futbolcuyu, teknik adamı, hakemi motive etme adına çok önemli bir şey. Bu hafta da şöyle baktığımız zaman az önce izledik, Gökmen Davutoğlu, Binalı teknik direktörü işte Türk Ocağı'nın karşısında elde ettiği galibiyetle. Haftanın futbolcusu Arif Uysal, haftalardır kendi de belirtisine sakat. Ve Esentepe deplasmanında 52-55'te oyuna girdi. Golünü attı. 5 dakika sonra da golünü attı. Takımı 1-0 o golle galip geldi. Çok önemli golle. Osman Özpaşa da gerçekten bu yıl 7'de 7 yaptı Süper Lig'de. 7 maçta 7. Şu anda ben bakmadım aslında, incelemedim. Yine var mı? Süper Lig'de yok mu Osman Hocam? 8. maçı var. Cihangir Esentepe maçında da görev yapacak. Ve 8'de 8 düdük çalmış olarak Süper Lig'de. Kimle beraber? Fehim Dayı'yla birlikte. Fehim Dayı da Mafil Kürdü Girnaltı'yı maçında yönetmesiyle bu yıl tamamen Süper Lig'de görev yapan iki hakemimiz. Bu nedenle ön plana çıkıyor ve bu tür hareketlerde, bu ödül küçücük de olsa, belki maddi değeri düşük ama küçücük de olsa bu ödül onları motive ediyor aslında. Tabii ki motivasyon her zaman önemli. Evet. Peki o zaman aynı zamanda haftanın en güzel gollerini izleyelim. Geçtiğimiz yıl başladı. Geçtiğimiz yıl devre arasında başlattık onu. Bu ekranlarda başladık. Haftanın golüne de parasal ödül veriyoruz ve yine manevi ödüller veriyoruz. İzleyelim en güzel golleri, sonra beraber bakarız. Tamam, olur. Haydi bakalım. Haftanın en güzel gollerini izledik. Peki Hüseyin abi sana da sorayım, yorumlar mısın? En güzel gol hangisi sence? Evet, hafta yani bakıyoruz, pazar günü izliyoruz biz zaten. Pazartesi günü de oturuyoruz, bir değerlendirme yapıyoruz. Bundan sonra sen yine de değerlendireceğiz bu golleri. Senin hakkında olacak. Çünkü ödüllerini gidip veriyoruz. Bugün veriyoruz. Perşembeden perşembeye veriyoruz ödülleri. Peros'tan ödüllerini alıyorlar. 300 TL. Tabii ki Burak Sarıkaya, o da
3 hafta sakattı. 8 santim yırtık vardı baldırında. O yırtık tedavi edildi. Oyun takımına katıldı Binalı'da. Arka arkaya galibiyetler almaya başladı. Evet, güzel bir frikik golü Burak Sarıkaya'nın Binalı'dan, izleyelim mi? Tabii izleyelim. Haydi o zaman. Evet, haftanın en güzel golünü de izledik. Şimdi de Dumlupınar Mesarya maçını izleyelim o zaman. Kapet 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Doktor Fazıl Küçük stadında Yonpaş Dumlupınar Mesarya'yı konuk ediyor. Hakan Ünal, Engin Akkagün ve İsmail Egele hakem üçlüsü yönetiyor karşılaşmayı. Son haftaların düşüşte takımı Yonpaş Dumlupınar, Ahmet Ogan'la yeni bir sayfa açan Mesarya, çıkışta olan bir ekip, çok kritik bir karşılaşma. İki takım adına da çalan ilk düdükle karşılaşma başlıyor. Doktor Küçük stadında oynanıyor karşılaşma. Gelişecek olan atak, ileri atılan top, o noktada savunma dikkatli, dönen top atak tazeleyen taraf, Mesarya takımı vuruş, savunma bir kez daha dikkatli, o noktada bir vuruş, o noktada kaleci kaçırıyor elinden, top filelere gidiyor. Dakikalar 4'ü gösteriyor. İzliyoruz pozisyonu. Savunma ilk pozisyonda başarılı, ikinci vuruş sonrasında kaleci elinden kaçırıyor topu. Eren Aktaş'la Mesarya deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Suskun isim Eren Aktaş, ilk bölümde takımın öne geçiren isim oluyor. Mesarya ikinci golü bulma düşüncesi var. Hascan İyi bir ayak, yine sol ayağını etkili kullanıyor. Bu vuruş direkten dönüyor. Üst direkten dönüyor. Şanslı bir an Yonpaş Dumlupınar adına. Gelişen Mesarya atağı. İlk bölümde etkili setle oynuyor Mesarya takımı. Yine müsait pozisyon. Farklı şekilde top dışarıya gidiyor. İkinci golü bulup rahatlamak istiyor konuk takım. Mesarya takımı. Açılan top orta alana doğru. Dumlupınar kontra atağı oluyor. Savunma arasına çok iyi bir top. Ender hareket, Endo top. Pası da güzel. Topla buluşan isim Hüseyin Kayalılar. Rakiplerini aldı karşısına. 1-1 sıyrıldı. Artık açar örgünüzü, o açıyı buldu. Topu filere göndererek skoru da eşitliyor. Savunmanın hatası, izliyoruz. Topla buluşan isim Hüseyin Kayalılar. Dakikalar 32. Rakiplerinden birer birer sıyrıldı. Sonrasında bulduğu açı ve topu filere göndererek skoru eşitliyor. Önce Eren'in golü, sonrasında 32'de Hüseyin Kayalar'ın golüyle skora denge geliyor. 1-1'lik eşitlik var. Gelişecek olan yeni bir atak, Dumlupınar atağı. Bir kez daha Hüseyin Kayalar, topla buluşan isim, iyi döndü Hüseyin Kayalar. Ceza alanı içerisinde açısı dar, vuruşu oldukça iyi ve kaliteli bir vuruş. Skoru da 2-1'e getiriyor. İzliyoruz pozisyonu. Hüseyin Kayalar Ender'den aldığı pas. İki kişinin arasından çok iyi sıyrılıyor. Kalecinin açısı var ancak çabası yetersiz. Hüseyin Kayalar kendisini ve takımının ikinci golünü 40. dakikada filelere gönderiyor. Dakikalar 45'i gösteriyor. Mausa'da artık ilk devrenin son anları, köşe vuruşu kazanıyor konuk. Mesarya takımı, Hascan geliyor topun başına. Ceza alan içerisi kalabalık, Hascan topun başında. Hascan kaldırdı kafasını, şöyle bir baktı, yaptı ortasını, yine etkili bir rota. Savunma uzalaşama, bir vuruş, kaleci bakıyorum top filelere gidiyor. Muammer topu filelere gönderen isim. Dakikalar 45'i gösteriyor. İzliyoruz pozisyonu bir kez daha. Topun başında olan isim Hascan. Yaptı ortasını. Savunma dikkatsiz bu dakikada. Arkaya açılan top Muammer. Son dokunan isim oluyor. Skora da denge getiriyor. Kopmuyor oyundan Mesarya takımı. 45. dakikada skoru eşitliyor. 2-2'lik skorla soyunma odasına gidiyor Mesarya takımı. Çok iyi bir maç. Çok güzel bir maç. Önce Dumlupınar, sonra Mesarya. Ancak skor 2-2. İkinci yarıya Dumlupınar'ın vuruşuyla başlanıyor. Doktor Fazıl Küçük stadyumunda. İki takımın şiddetle puana ihtiyacı var. Yonpaş Dumlupınar galibiyete dönmek istiyor. Mesarya çıkışını sürdürmek istiyor. Uzaktan bir vuruş ancak farklı şekilde dışarıya gidiyor bu dakikada. Gelişen Dumlupınar atağı, savunma arkası Eren kaleci kurtarıyor. Sonrasında savunma tehlikeye uzaklaştıran isim olur bu dakikalarda. Eren günün hareketli ismi. Gelişen bir başka atak. Atak yönü sol kanat. Yine Eren ceza alanı içerisinde topla buluştu. Yaptı ortasını. Hascan buluşuyor topla. Hascan yapıyor vuruşunu. Aslanla dışarıya gidiyor. Hascan'la gol yaklaşan isim Mesarya bu dakikalarda. Bir kez daha Eren. Eren yine ceza alanı içerisinde, Eren yaptı vuruşunu. Çok kötü bir vuruş, farklı şekilde dışarıya gidiyor. 2-2'lik eşitlik, oyuncu değişikliği var dedi maçın orta hakemi. Serbest vuruş Dumlupınar'ın, yapılan orta etkili bir orta, kafa vuruşu bir kez daha dışarıya gidiyor. Yükleniyor bu kez Mesarya takımı. Açılan top ceza alanı içerisinde, Hascan bıraktı dışarıya. Bir vuruş dışarıya gidiyor. Uzaktan şutlarla yokluyor rakip alanı bu dakikalarda Mesarya takımı. Gelişen bir başka atak yine Mesarya adına, ceza alanı içerisi, savunma uzaklaştırıyor bu dakikada. Bir kez daha yükleniyor Mesarya bu dakikalarda, tek kaleye döndürdü oyunu Mesarya takımı. Açarıyor Eren kendisine, Eren yaptı vuruşunu, boşta kalan top, bir vuruş kaleci, oldukça rahat bir top Onurhan için bu dakikalarda. Hızlı çıkan taraf Mesarya, etkili geliyorlar, kalabalık savunması o dakikada.
Eren ceza içerisinde Eren yaptığı vuruşu topu filelere gönderiyor. Eren dakikalar 77'yi gösteriyor. İzliyoruz pozisyonu. Kalabalık savunma. Eren kurtarıyor topu. Topu filelere göndererek takımını 3-2 öne geçiriyor. Eren'le Dumlupınar takımı öne geçiyor. Ahmet Ogan ve öğrencinin gol sevinci Doktor Fatih Cüks adına ekranlara geliyor. Son haftaların çıkışta takımıydı Mesarya. Yonpaşlı Dumlupınar kazanan 3-2 önde Hüseyin Kayalar serbest vuruş yaptı vuruşunu. Top direkten dışarıya gidiyor. Yonpaşlı Dumlupınar'da iyi sonuç yine yok bu dakikaya kadar. Bir başka atak sol kanattan gelişiyor. Hüseyin Kayalar son çizgi yaptı ortasını. Etkili bir orta boş pozisyon vuruş yandan dışarıya gidiyor. Gole yaklaşlandı Dumlupınar'ın ancak sonuç gelmedi. Bir başka atak eşitlik gol arıyor Dumlupınar takımı. Ceza alanı içerisi müsait pozisyon. Kaleci için rahat bir top. Ferhat kalesinde dikkatli. Taç atışını Mesarya takımı kullanıyor. Gözler artık maçın orta hakeminde. Dediğim anda çalan son düdükle karşılaşmayı Mesarya 3-2 kazanan taraf oluyor. Evet, Dumlupınar Mesarya maçını izledik. İki takım da şu an 10 puanda bulunuyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun Hüseyin? Evet, önce takımları analiz etmeden önce şöyle bir ilginç anekdotu değinelim. Bugün Dumlupınar'ın başında çıkan teknik adam Mehmet Emin hocamız Mesarya Spor Kulübü'nü birinci lige taşıyan hoca aslında. Fakat işte geçtiğimiz yıl taşıdı ve Dumlupınar'ın başına gitti. Daha, son 3 haftadır da antrenör kötü bir gidişi vardı şeyin Mesarya'nın. Ahmet Ogan hocam geldi son 3 haftadır. Ahmet Ogan hocam da son 3 haftadır işte Dumlupınar'a dahil olmak üzere galibiyet serisi yakaladı. Böyle bir ilginç durum var. Bekleyip göreceğiz tabii ki neler olur ama çok güzel belli ki diyor. Çünkü Hamitköy, Akova, Buda, Göçmeköy, Yalova, Karşıyaka, Düzkaya. Şöyle baktığımız zaman Hamitköy'ün 16 puanı var ve 10 puanlı takımları Doğancı'nın da yani birinci sırayla 12. sırada takım arasında 2 maçlık bir periyot var. 6 puanlık bir fark. Bu nedenle çok ciddi bir çekişme yaşanıyor birincilikte. Ben yani fırsat bulsam gidip hep birincilik maçı izleyeceğim. Çünkü çok daha keyif herhalde diye düşünüyorum. Daha çekişmeli. Yani mesela düşün birinci Süper Lig'de yarın Yeni Cami Doğan Tüpü'nü mağlup ettiği zaman aradaki fark da açılacak. Evet, önümüzdeki doğru. Hafta Yeni Cami Mahsut Türk Gücü'nü yine mağlup ederse daha da aradaki fark açılacak ve şampiyonluk heyecanı kalmayacak ama burada 2 maçlık bir periyot var. İnşallah da sonuna kadar böyle gider ama gerçekten denk güçlerin mücadele ettiği birlik yaşıyor, birincilik. İnşallah hep böyle gider. Sezon sonuna kadar keyifli gider. Bekleyip göreceğiz. Bu arada tabii ki bize gönderiyorlar. İşte daha önce Hamitköy cephesi bize görüntüyü göndermişti, kendi maçını göndermişti. Bugün de Mesarya cephesi kendi maçını gönderdi. Evet, bize görüntülerini gönderin. Biz buradan Kıbrıs Genç TV Halkın Televizyonu'ndan aktaralım efendim. Evet, böylece bir birincilik maçını daha göstermiş olduk. Ne mutlu bize. Değil mi? Programımızın da tabii sonuna doğru gelirken evet. Bu haftanın programını tekrar yayınlayalım lütfen. İsterseniz. Evet. Haftanın programını sevgili yönetmenim tekrar versin ve ekip veda edelim. Süper Lig'de maçlar şu şekilde. 10 Kasım Cumartesi Mausa Türk Gücü Gençlik Gücü Hakem Hüseyin Eyüpler eşliğinde, Çetin Kaya Binatlı Ali Özer eşliğinde, Cihangir Esen Tepe Osman Özpaşa eşliğinde, Lefke Türk Hoca Serhan Şimşek eşliğinde oynanacak. 11 Kasım Pazar günü ise Küçük Kaymaklı Gençler Birliği Mehmet Sezener eşliğinde, Bafük Yurdu Girne Halkevi Fehim Dayı eşliğinde, Alsancak Yeşilova Gönlili Serkan Durmaz eşliğinde, 12 Kasım Pazartesi Doğan Türk Birliği Yeni Cami maçı Utku Hamamcıoğlu tarafından yönetilecektir. Birincilikte ise durum şöyle. 10 Kasım Cumartesi Yeni Boğaziçi Mor Menekşe Kerem Eran eşliğinde, Düzkaya Hamitköy Emre Öztaşlı eşliğinde, Mesarya Karşıyaka Mustafa Öztugay eşliğinde, 11 Kasım Pazar
Ozanköy Yalova Osman Küçük eşliğinde, 11 Kasım Pazar Göçmenköy Dumlupınar Turgay Misk eşliğinde, Çanakkale Maraş Zekai Töre eşliğinde, Akovuda Değirmenlik İsfendiyar Açık Söz eşliğinde, Doğancı Bostancı Bağcıl Hüseyin Özkan eşliğinde oynanacaktı. Oynanacak maçları da izledik. Yavaştan o zaman programımızın sonuna gelelim. Evet, yavaş yavaş programımızı kapatacağız tabii ki. Evet, cumartesi günü maç heyecanı başlayacak. Gündüz Süper Lig, birincilik vakit bulanlar gidiyor. Ama akşamleyin mutlaka, cumartesi akşamı neredeyiz? 20 metre adan ıslatında kadın milli takımımızda Sampiler'in maçını izleyeceğiz saat 18'de. Pazar günü de özel bir organizasyon var biliyorsun. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin organize ettiği Lefkoşa Koşuyor Maratonu'nda. Evet. Sabah 7.30'dan itibaren oralardayız herhalde. Ben 9. de orada olacağım. Orada koşacak mısın? Yok, koşmayacağım da görevli olarak orada. Ben koşuyorum. Ne görevi var? Röportaj. Röportaj yapacağım. Benimle de yaparsın artık. Yaparız. Evet. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim. İyiydi. Ben çok teşekkür ederim. Evet, çok hatalar olacak. Hatalar olacak. Yavaş yavaş düzeleceğiz. Tabii ki hatalarımız. Evet, haftalı. Bizler de her zaman hala daha hatalar yapıyoruz. Senin daha ilk programın bu. Evet. Evet. İlk canlı yayınım, benim için de çok heyecanlıydı. Evet, ama ilk canlı yayınım. Çok teşekkür ederim, çok güzel geçti benim için. Evet, keyifliydi, güzel. Ben de keyif aldım. Daha da keyif alacağız ilerleyen haftalarda. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Evet, başta yönetmenimiz Mehmet Karagözlü, kameraman Mehdi'ye de çok teşekkür edelim. Bay bay diyelim mi? Hadi bay bay o zaman. O zaman hoşçakalın. Bay bay.